Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz hepinize. Evet, inleyen nameler ile bu akşamki sohbetimize başlıyoruz. İnleyen nameler neden ekrana geldi? Neden açılış müziğimizi inleyen nameler ile yaptık? Buradaki skordan görüyorsunuz arkadaşlar. Galatasaray Antalya'da, Alanya'da tam 4 defa sapladı. Sapladıkça sapladı. Üstelik de ikinci 45 dakikada sapladı. Saplamaya ikinci 45 dakikada başladı. 4 defa sapladı ve ağlayanlar arkadaşlar, nereden geliyor sesler derseniz, hani sadece Kadıköy'den gelmiyor arkadaşlar. Her taraftan geliyor. Nereden geliyor? Kuşgiller cephesinden geliyor. Kuşgiller tayfasından geliyor. İnanın bana, Galatasaray'ın Antalya'da Alanya Spor önünde elde ettiği 4-0'lık galibiyet elbette suyun karşı tarafındakileri yerle bir etti. Kimyalarını, dengelerini bozdu bu 4-0'lık galibiyet. Ama inanın bana, onlar kadar, o suyun karşı tarafındakiler kadar, belki de onlardan daha çok kimleri arkadaşlar yerle bir etti? Biliyorsunuz, jimnastik kulübünü. Onlar yalayıcı, onlar yıkayıcı. Onlar patronlarına, hani mangır aldıkları patronlarına yalakalık olsun, yağcılık olsun diye arkadaşlar ne yapıyorlar? Sürekli ağlayıp sızlıyorlar. Ağlayıp sızlamakla bu işler tabii olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. İşte bu güzellik çıkıyor ortaya. Bakın arkadaşlar. Bir kere daha dinleyelim. İnleyen nameleri sohbete geçelim. Yeridir, zamanıdır. Sarı lacivertli salıncak üzerinde tüyleri dökülen kartal giller hala arkadaşlar sallanmaya devam ediyorlar. Onlar oraya bir oturdular. Çok sevdiler orayı. Her yerde, her zaman, her dakika Galatasaray'a kin ve nefret kusuyorlar. Arkadaşlar, Samsun Spor'la maç oynuyorlar ve öyle bir dakikada Galatasaray aleyhine ağza alınmayacak küfürlerle tezahüratlar yapıyorlar ki işte o dakikada tam da Emre Kılınç ortaya çıkıyor. Bir saplıyor, çünkü ne de olsa Icardi'nin öğrencileri bunlar. Bir saplıyor, o küfür edenler bir anda suspuz oluyorlar. Ve Galatasaray arkadaşlar bugün, bu akşam, yani pazartesi akşamı itibariyle Antalya'da, Alanya'da ilk 45 dakikada hiç ses soluk çıkmadı. O kadar çok sevindiler, o kadar çok umutlandılar ki. Sormayın gitsin. Dediler ki tamam, işte Galatasaray puan kaybedecek. Geldi, lider oluyoruz, lider oluyoruz. Hani böyle var ya, tırışkadan sevinenler vardır, hayal görerek sevinenler vardır. İşte bunlar da sevinmeye başladılar. Ama o sevinçleri çok da uzun sürmedi. Ta ki 56. dakikada arkadaşlar Barış Alper sahneye çıktı. Öyle bir zımbaladı, öyle bir sapladı ki bittiler. Yerle bir oldular, dağıldılar. Kimyaları, dengeleri daha o golde bozuldu. 56. dakika. Sonra arkası geldi. Arkası geldi de nasıl geldi? Bu defa arkadaşlar bir başka saplamacı çıktı sahneye. Kim çıktı? Ziyech çıktı arkadaşlar. Ziyech çıktı. O zaten saplamanın bir başka çeşidi arkadaşlar. O sapladığı zaman harbiden başka türlü saplıyor. Şimdi isterseniz bir iki tane fotoğraftan gidelim. İşte Barış Alper sapladı. Hocası Okan Buruk'u böyle kucakladı, böyle havaları aldı, bu güzelliği yaşadı. Maçtan sonra mutlu bir hocanın, ki bu hocayı tebrik edelim. Neden tebrik ediyoruz? İlk 45 dakika Galatasaray, evet, beklenildiği gibi sahada yoktu. Yani beklediğimiz kadar sahada yoktu, vardı da. Ve ilk 45 dakika 0-0 bitti. Özellikle ikinci yarıya başlarken Okan Buruk çok doğru bir hamle yaptı. İki tane oyuncuyu oyundan aldı. Bir, Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. İki, sağ tarafta oynayan Ore'yi oyundan aldı arkadaşlar. Kaan Ayhan ile Ziyech oyuna dahil oldular. İşte
O andan itibaren her şey değişti. İkinci yarıya Galatasaray çok istekli başladı, çok coşkulu başladı ve ben artık gol atacağım dercesine oynamaya başladı arkadaşlar. Çayımızdan da alalım bu arada, yani bu çay muhabbeti de biliyorsunuz heyecanlı anlarda imdada yetişiyor. Sonuçta ses tellerinde problem olan bir ihtiyarız yani. Evet arkadaşlar, çayımızdan bir kere daha aldıktan sonra, bakmayın bu bahane, biraz rahatlama açısından. Heyecanlıyız ya, coşkuluyuz ya arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz üzere parçalımızı giymişiz. Evet, logomuzun önündeyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güzellik var. Bu güzelliği tabii ki sizlerle sapına kadar doya doya paylaşacağız. Paylaşacağız. İnşallah yakında 24. şampiyonluk şerefine güzel bir stüdyo oluşturacağım burada. Sağa bakacaksınız sarı kırmızı, sola bakacaksınız sarı kırmızı, logo, şampiyonluk. İnanılmaz mutluluklar var. Bu arada karşı ekranda da arkadaşlar hiç şüphesiz, hiç tartışmasız gecenin yıldızı, en flaş ismi Barış Alper röportaj veriyor. Güzel şeyler söylüyor. Tahmin ediyorsunuz böyle mutluluklar paylaşılır. Paylaşıldıkça da o mutluluklar büyür. Barış Alper tartışmasız sahanın yıldızıydı. Bir yazar arkadaşımla tam Barış Alper'in ikinci golü attığı sıralarda konuşuyordum. Ve şunu söyledi. Hani var ya bir tane Ferdi midir, Gerdi midir var ya. Hani ona 50 milyon falan fiyat biçiyorlar ya. Eğer o Ferdi 50 milyon ediyorsa bu Barış Alper 100 milyon eder arkadaşlar. Açıkçası bir defa Barış Alper'de her şey var. Bir defa skor üretiyor, skor. Skor üretmekle kalmıyor. Rakip defans için, rakip takımlar için adeta korkulur ya. Öylesine duman ediyor, öylesine onlara allak bullak ediyor. Onların öylesine dengesini bozuyor ki her yerde, her şekilde Barış Alper var. Şutu var, savunması var, isteği, arzusu, coşkusu var, yeteneği var. Vücudunu çok iyi kullanıyor ve bir defa fizik olarak da çok ileri düzeyde. Hal böyle olunca elbette göreceksiniz, bak transfer ayı geldiğinde yazın bir kenara. Ferdi'nin adı eğer bir kere anılıyorsa, 3 liraya anılıyorsa, Barış Alper'in adı 10 defa anılır ve 10 liraya anılır. Göreceksiniz. Böyle bir tablo çıkacak ortaya. Şimdi her neyse, bunu da burada belirttikten sonra Mutlu Hoca dedik. İşte o Mutlu Hoca'yı 53 numaralı formasıyla 2 defa harika harika saplama yapan, müthiş sapladı. Aynı yerden geldi solda. Kerem Aktürkoğlu çıktıktan sonra kabul edelim ki Kerem Aktürkoğlu son dönemlerde çok pasif. Eğer ilk 45 dakikayı Kerem'le harcamasaydı Okan Buruk, belki de skoru Galatasaray ilk yarıda da elde ederdi. Neyse, önemli değil. Kerem çıktıktan sonra sol tarafa geçti. Tabii sağ tarafa da Ziyech geçti. Arkasında Kaan var. Barış Alper'in arkasında da Köhn var arkadaşlar. Mertens ve tabii dayı Kerem'le Torreira. Düşünebiliyor musunuz takımın ne denli kaliteli olduğunu, ne denli fark oluşturabileceğini? Kalite fışkırıyor. Kalite, kapasite fışkırıyor. İstek, arzusu, coşku ve ikinci yarıyla birlikte Galatasaraylılık ruhu sahaya yansıdı. Yansınca da goller arka arkaya gelmeye başladı. Tabii ki arkadaşlar, o iki golün ardından, o iki güzel golün ardından Galatasaray devam etti gollerini atmaya. Üçüncü golün ardından da hiç şüphesiz dördüncü goller geldi. Bu arada tabii arkadaşlar, saplamanın mucidi hiç boş durur mu? O da zaten boş durmuyor. Arka arkaya Barış Alper'in iki golü, arkasından işte üçüncü gol tabii ki, ki Barış Alper'in zaten birinci ve üçüncü goller onun. İkinci golü bildiğiniz üzere Ziyech harika vurdu. Barış Alper soldan girdi, çekti, vurdu. Bu defa sağdan geldi. Ceza sahasının sağ taraftan, çaprazdan öbür köşeye tahmin edersiniz Ziyech golünü. Ve en son da tabii ki saplamanın mucidinin golü geliyor arkadaşlar.
Şimdi bütün bu güzelliklerden sonra söylenecek çok şey var. Skora bir kere daha bakalım. Bunu biz şöyle anlatıyoruz. Tabelaya bakalım, göbek atalım diyoruz. Tabela demişken arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tabelaya bakalım, göbek atalım dedik. O zaman tabelaya bakma zamanıdır. Burada ben puan cetvelini çıkardım ama şöyle bir yansımadan kurtaralım bakalım. Böyle yeteri kadar geliyor mu arkadaşlar? Ben size söyleyeceğim zaten. Bir yansıma oluyor tabii teknik olarak. Bunu halledeceğiz. Böyle olacak arkadaşlar. Çünkü stüdyomuzu oluşturana kadar. Evet, böyle bir şey. Ben bunun şimdi açıklamasını size yapacağım. Hiç merak etmeyin. Şu anda arkadaşlar Galatasaray 87 puanla ligin zirvesinde oturuyor. Burada enteresan olan ne biliyor musunuz? Bir ara aradaki avaraj 14 falandı yani. Şu anda sadece 4 gol. 4-4. 4 gole indi arkadaşlar. Galatasaray bakın. Çok sıkıntılı dönemler geçirdi. Sağ bekinin, sol bekinin olmadığı, sakatlarının bu kadar çok olduğu, Icardi'den doğru dürüst yararlanamadığı ve neye yararlanamadığı? Kuşkiller biliyorsunuz. Kuşkiller Icardi'yi önce o Beşiktaş maçında nasıl sakatlamaya çalıştılar ve iğneyle %20 kapasiteyle oynadı Icardi aylarca, haftalarca arkadaşlar. Sonra Fenerbahçe maçında elmacık kemiğini kırdılar. Penaltı verilmedi, o oldu, bu oldu. Orada da arkadaşlar Icardi yine kaç hafta sahalardan uzak kaldı. Buna rağmen sakatların bol olduğu, yani sıkıntıların çok olduğu dönemlerde bile Galatasaray rakibinin önüne geçti. Tüm koruma ve kollamalara, dalga dümenlere, abidik gubidik numaralara rağmen ne yaptı arkadaşlar Galatasaray? Liderliği aldı. 2 puan farkla liderlik koltuğundan inmedi. Yani Galatasaray gerçekten takdir edilecek bir tablo oluşturdu. Şimdi Galatasaray 87 puanla 32 maçta 87 puanla arkadaşlar liderlik koltuğunda oturuyor. Ve enteresan olan ki geçen hafta Karagümrük maçında eğer Karagümrük ikinci yarıda pes etmese derken tırnak içinde söyleyelim, ünlem de koyalım, bıraktılar bir şekilde. Şimdi bu hafta nereye gidiyor Fenerbahçe? Son haftaların aslında en dirençli takımı, geçen hafta Trabzon'u yenen Sivas'a gidiyor. Evet, Sivas Fenerbahçe'nin arka bahçesi durumunda. Ve Sivas'ın teknik direktörünün kim olduğunu zaten biliyorsunuz. Galatasaray'la orada berabere kaldılar. Beşiktaş'ı yendiler, Trabzon'u yendiler. İsterlerse Fenerbahçe'nin üstünden geçerler. En az 3 olur. Ama olur mu? Olur mu diyorum, noktayı koyuyorum. Bizi ilgilendirmiyor. Zaten şöyle bir tablo var. Galatasaray oynayacağı maçları kazandığı zaman uzak ara şampiyon oluyor. Orada bir problem yok. Biz geriden 6 maç var değil mi? Şu anda 7'ydi, 6'ya indi. Ben söylüyorum, Galatasaray ilk 5 maçını kazandığı zaman, Galatasaray için 6 maç değil arkadaşlar. 5 maç var. Sırasıyla Galatasaray Pendik'le oynayacak. Sonra Adana Demirspor'a gidecek. Sonra içeride Sivas'la oynayacak. Karagümrük'e gidecek. Karagümrük'ten sonra Fenerbahçe'yle oynayacak. 5 maç. Galatasaray bu 5 maçı kazandığı zaman zaten şampiyon. Son maça, yani Konya deplasmanına formalite olarak gidecek Galatasaray. Şimdi onu bir tarafa bırakıyoruz. Demek ki Galatasaray'ın 24. şampiyonluğun meşalelerini yakması için önünde sadece ve sadece 5 maç var arkadaşlar. 5 maç 15 puan. Bitti. Ötesi hiç ilgilendirmiyor. Şimdi gelelim gerçeklere. Gerçek şu arkadaşlar. Galatasaray bu futboluyla, bu oyun anlayışıyla, bu isteğiyle, bu coşkusuyla, bu arzusuyla 5 hafta sonra oynayacağı Pendik maçı, sonra Adana Demirspor, Sivas, Karagümrük, Fenerbahçe. O Fenerbahçe maçında bu yürüyen Fenerbahçe'nin, bu korunan kollanan Fenerbahçe'nin içinden de geçer, üstünden de geçer ve maçı farka götürür arkadaşlar. Çok rahatlıkla farka götürür. Galatasaray gibi oynadığı sürece değil Fenerbahçe'nin, Pendik, Adana Demirspor, Sivas, Karagümrük, Fener. Hepsinin üstünden geçer. Peki biz dönelim tekrar Alanya maçına. Alanya önünde Galatasaray. Evet, ilk 45 dakika skor üretemedi, skor bulamadı.
şu veya bu. Hepimiz belki ya ne oluyor acaba falan demiş olabiliriz. Ama Galatasaray'ın kulübesi o kadar zengin ki, düşünün arkadaşlar, kulübeye şöyle kafanızı bir çeviriyorsunuz. Zaha oturuyor, Ziyech oturuyor, Endombele oturuyor, Kaan Ayhan oturuyor. Daha kimler? Şimdi böyle bir tablodan arkadaşlar Galatasaray ikinci yarıya sadece iki hamle yaptı. Kerem Aktürkoğlu'yla Aurier'i oyundan aldı ve Kaan'ın oyuna girmesi sağ taraf, Ziyech'in önünde, sol tarafa da Barış Alper'in geçmesi, arkasında da Köy'ün olması, skorları 56. dakikadan itibaren Barış Alper, Ziyech, Barış ve Icardi olarak buldu. Buldu da arttı bile. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Galatasaray Alanya'da dörtledi. Dört kere sapladı. Ağlayanlar, sızlayanlar nerede olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama şöyle söyleyelim. Sarı lacivertli salıncaktaki salıncağın sahipleri dağılıyor. O salıncakta sallananlar dağılıyor. Artık dökülecek tüylerinin kalmadığını da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte zaten puan cetvelini de az önce de göstermeye çalıştım. Yine böyle bir kere daha uzaktan şu şekilde gösterebiliyorum arkadaşlar. Neyse. Büyütelim bakalım. Şöyle yapalım ya. Bakalım Galatasaray'ı biraz daha büyük gösterelim. Evet arkadaşlar. Evet. Ya neyse. Bu kadar. Ya göstermeye gerek yok. Zaten gösterdim. Cidden gösterdim ya. Neyse. Arkadaşlar Galatasaray Alanya önünde gerçekten her haliyle ikinci yarıda gurur veren, mükemmel goller atan ve artık şunun mesajını verdiler. Ya biz şampiyonluğa inanıyoruz. Biz artık kararlıyız. Boş verin. Hiç direnmeyin. Abidik gubidik işleri bırakın. Yürüyün gitsin dediler. Ha, burada başka bir güzellik daha var. Şimdi Cihan Aydın maçın hakemi. VAR'da oturan hakem. Galatasaray'ın hiç VAR'a gitme ihtiyacı oldu mu? Olmadı. Neden olmadı arkadaşlar? Çünkü Galatasaray ve hakem ve de rakip Alanyaspor oyunu kuralına göre oynadılar. VAR'da Portekizli hakem oturuyordu. Ona görev düşmedi. Çünkü Galatasaray öyle net saplamalar yaptı ki hakem de öylesine tarafsız, dengeli, gördüğünü çalan bir profil çizdi ki hiç onlara gerek kalmadı. Şimdi diyecekler ki Alanya falanca dakikada 10 kişi kaldı. Niye kaldı arkadaşlar? Bir sorun bakalım niye kaldı? Daha ilk yarıda ayağa, bileğe basmalar hep vardı. Gözden kaçtı. O oldu, bu oldu. Sarı kart olan bir oyuncu Barış Alper'in ayağına nasıl bastığını, basıyorsan abi bu sarı karttır. Sarı kartsa yersin sarı kartı. Bir gün önce Karagümrük maçında nelerin olduğunu biz biliyoruz. Verilen penaltıyı da biliyoruz. Verilip de sonra VAR marifetiyle iptal edilen penaltıyı da biliyoruz. Rakibe çıkan kırmızı kartları da biliyoruz. O yüzden hiç kimse konuşmayacak. Herkes haddini bilecek, yerini bilecek, rütbesini bilecek. Fazla ileri gitmeyecek arkadaşlar. Bu ligin şampiyonu Galatasaray'dır. Bu kadar basit. Galatasaray bunu hak etti ve 24. şampiyonluğun meşaleleri bana göre Antalya'da yandı arkadaşlar. Alanya'da yandı. Hiç kimse bundan sonra abidik gubidik işler beklemesin. Dalga dümen işler beklemesin. Galatasaray'ı saha dışı ayak oyunlarıyla durdurmanın yolunu denemesin arkadaşlar. Galatasaray çok kaliteli, çok farklı, çok özel, çok yetenekli, çok tecrübeli futbolculardan kurulu bir takım. Ve Galatasaray dünya yıldızlarından kurulu bir takım. Ve Galatasaray'ın yerlisiyle, yabancısıyla, taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, kısacası gönül verenleriyle zaten 24. şampiyonluğu artık içine iyice sindirmiş ve buna inanmışlar. Kuzu kuzu, paşa paşa, delikanlı gibi, ha diyor ya, biz çıktık delikanlı gibi, erkek gibi top oynadık. Sağdan kaçtınız, kupayı kaybettiniz. Kirişi kırdınız. Onu yaptınız bunun. Yalan, dolan, iftira, şantaj, tehdit her şey var. Artık bütün bunlardan vazgeçin. Gerçeği kabul edin. Ve salıncak üzerinde kendiniz
sallıyorsunuz birilerini, isterseniz o salıncağa hep beraber binin ve yürüyün gidin. Burada arkadaşlar başka bir fotoğraf daha göstereceğim size. Burada da çok net bir şekilde bakın şurada görüyorsunuz sarı lacivertli forma ile Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden biriyle paylaşan bir kişi var. Kim? Alanyaspor Kulübü Başkanı. Bu arkadaşımız daha önce Alanya Fenerbahçeliler Dernek Başkanlığı'nı yapıyordu. Yapabilir. Hiçbir dediğimiz de yok. Ama başka bir şey daha göstereyim size. Arkadaşlar bir gün önceki maçta yani Karagümrük Fenerbahçe maçında Serdar Aziz denen tip kafayı böyle çaktı adama. Daha doğrusu dirseği kafasına geçirdi. Kan. Kan görüyorsunuz. Kan akıyor. Ve adam görmedi. Kırmızı kartı görmedi arkadaşlar. O sayı Samuel denen adam kafayı çaktı. Görmedi. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada üstte kafayı dirseği böyle oturtup az önce gördüğünüz kanlı fotoğrafı oluşturan kişi sadece sarı kart görüyor. Aşağıda da arkadaşlar Abdülkerim kırmızı kart görüyor. Sadece rakibin ensesine kolunu koydu diye. Anladınız değil mi gerçeği? Şimdi biz neyi konuşacağız? Biz artık bu dakikadan sonra hiçbir şeyi konuşmayacağız. Bakın Osayi Samuel denen adam Trabzon'da yerde yatan adamı böyle yumruklayan adam rakibine kafayı çaktı. Yine kart mart görmedi. Artık bunların bitmesi lazım. Bu komedilerin, bu rezilliklerin bitiyor olması lazım. Biter. Biter bitmez. Onu ben bilmem arkadaşlar. Biter bitmez onu bilmem ama artık vazgeçsinler. Vazgeçsinler kendilerine gelsinler. Peki biz onlara bir güzellik daha yapalım. Dinletelim. Evet. Şimdi delikanlılık bunlarda kalsın. Hani diyor ya erkek gibi, delikanlı gibi oynadık, erkek gibi oynadık diyor arkadaşlar. O zaman delikanlı gibi mi oynarsınız? Erkek gibi mi oynarsınız? Ne oynarsanız oynayın. Bir fotoğraf daha. 4 gol. 4 golün baş kahramanlarından, baş mimarlarından biri. İşte böyle bir grafik. O grafiği yapan arkadaşların ellerine sağlık. Hazır grafikleri tabii göstermek güzel oluyor, keyifli oluyor. Ama bu arada saplamanın mucidi yine sapladı. Geliyor arkadaşlar, geliyor. Kendisine Alanya'da da müthiş bir ilgi vardı. Müthiş bir güzellik vardı. Bu güzelliği de burada hadi bakalım. Ne kadar rahat, ne kadar kendinden emin arkadaşlar. Onun adı Ziyech. Onun adı bir başka tür saplamacı arkadaşlar. Sapladı mı? Hiç arkadaşlar ses getiriyor. Gayet güzel, müthiş, müthiş şekilde saplıyor. İşte maçtan sonra da böyle bir sevinç, böyle bir güzellik vardı arkadaşlar. Bunu da paylaşalım. Bakalım başka fotoğraflar var mı elimizde? Siz bunları göreceksiniz. Bu arada biliyorsunuz Icardi maçtan sonra bir röportaj verdi. Ben röportajda ne dediğini pek duymadım ama şöyle demiş. Sezonun diyor büyük kısmında %100 değildim. 5 ay boyunca bileğimde biraz önce söyledim. O Beşiktaş maçında biliyorsunuz Cezzal sonra çekti cezasını ilahi. O ayrı dava. Ağrılarla %20 kapasiteyle oynadı. Sonra elime açık kemiğe gitti. O yüzden diyor ki Icardi sezonun büyük kısmında %100 değildim. 5 ay boyunca bileğimde ağrım vardı. Gol krallığı önemli ama en önemlisi Galatasaray'ın maçları kazanması diyor. Adamsın ya, adamsın arkadaşlar. Burada arkadaşlar şimdi Metin Öztürk'ün de maçtan sonra ikinci başkan Metin Öztürk'ün de bir açıklaması var. O da diyor ki Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk. Rakibimize saygı göstererek yani şampiyonluk yarışındaki rakibine ve diğer rakiplere saygı göstererek 105 puanla rekor bir puanla şampiyon olup 5. yıldızı takarak taraftarımıza şampiyonluğumuzu kutlayacağız diyor taraftar. Hedefimiz bu diyor. Yani bu sene 24. şampiyonluk arkadaşlar. Sonra da 24. şampiyonluğun ardından 25. şampiyonluk ve 5. yıldız.
Şimdi zaten Galatasaray'ın şu anda liglerin 4 yıldızlı tek takımı olduğunu biliyoruz. Bu sene tabii Barış Alper fark yaratıyor. Bunu da görelim. Bu arada Derik Köğen'de bir röportaj veriyor arkadaşlar. O güzel şeyler mutlaka söyleniyordur. Evet. Burada da arkadaşlar işte 3 golün ikisini, 3 gol doğruya 2 tane Barış Alper attı, bir tane Icardi sapladı ve de Köhen arkadaşlar. Böyle de bir güzel fotoğraf daha var. Devam edelim, başka güzellikler var mı diye. Burada arkadaşlar, evet, burada hiç şüphesiz Ziyech o attığı golle, ikinci golle maçın kırılma anını bize yaşattı. Bize bir başka güzellik yaşattı. Diyecek bir şey yok. Bu güzellikleri inşallah ve devam edelim arkadaşlar. Başka var mı? Başka gerek yok. Bu kadar yeter. Zaten 25 dakikayı da geçmişiz. Değerli kardeşlerimiz, Galatasaray Alanya'da dediğim gibi 4 kere sapladı. Ve bu saplamanın neticesinde de sesler nereden duyuldu biliyorsunuz. Özellikle ve öncelikle Kadıköy'den duyuldu. Ve Kadıköy'den duyulmakla kalmadı. Onların bir de yalayıcıları, yıkayıcıları vardı. Onlar hep bunu yapmaya devam edecekler. Üst üste 13. galibiyet. 13. galibiyet de geldi arkadaşlar. Böyle bir tablo var burada yukarıdan aşağı. Biliyorsunuz geçen sene üst üste 14. galibiyette Konya'da noktayı koymuşlardı. İnşallah 14. galibiyeti Pendik maçından sonra Süper Kupa ile birlikte Galatasaray alacak. Sonra devamı gelecek. Arkadaşlar gelin noktayı koyalım. Hepinize enişten sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Galatasaray Alanya'da 4 kere sapladı. 2 Barış, Ziyech ve de Icardi ile ağlayanlar nerede? Nerede ağlıyorlar? Onu biliyorsunuz nerede ağladıklarını. Kimler ağlıyor? Kuşgiller tayfası ağlıyor. Siz ağlamaya devam edin. Galatasaray mutlu olmaya, mutlu etmeye devam edecek arkadaşlar. Hepinize enişten saygılar, selamlar gönderiyorum. Parçalının içinden, armanın önünden sevgiler, selamlar. Hoşça kalın değerli kardeşlerimiz. Bu arada yalayıcılar, yıkayıcılar, İşte şu pozisyon böyle oldu, şurada şu oldu, yok kırmızı gördü, yok bilmem ne yaptı falan diye hiçbirini aldırmayın. Tabelaya bakalım, göbek atalım diyelim. Hakem 10 numara maç yönetti. Demek ki neymiş? Hakemler adam gibi maç yönetince Galatasaray ezip geçiyormuş. Bu kadar basit. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerimiz.